Merhabalar, yeni bir tarifle tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün içerisinde kabartma tozu olmadan ee, kabaran ve çok lezzetli olan değişik bir kek tarifim olacak. Hemen yapımına başlıyoruz. 3 adet yumurtamız var. Kesinlikle oda sıcaklığında olması gerekiyor yumurtamız. Üzerine 1 su bardağı toz şekerimizi ekliyoruz ve yaklaşık 4 dakika kadar mikserimizin yüksek devriyle kekimizi çırpıyoruz. Her zaman söylediğim gibi kek yaparken en büyük püf noktalardan bir tanesi e, odası yumurtamızın oda sıcaklığında olması. Neden? Çünkü e, içerisine koymuş olduğumuz şekerimizin erimesi lazım. Soğuk yumurtayla çırpılan şeker daha geç erir. Evet üzerine arkadaşlar bir paket toz krem şantimizi ekliyoruz. Tekrar çırpıyoruz. Evet dediğim gibi kabartma tozu kullanmayacağız. İnanılmaz lezzetli bir kek arkadaşlar. Mutlaka Deneyin bana hak vereceksiniz. Ben böyle biraz sizi fazla fazla güzel güzel diyorum ama anlatırken. Evet bakın arkadaşlar bu e, kıvamda olması gerekiyor. Krema kıvamında olana kadar krem şantıyla çırptıktan sonra bir dolu oda e, sıcaklığında yumuşatılmış tereyağımızı da ekliyoruz. Gerçekten lezzetine çok güveniyorum. Hani hiçbir yapıp da pişman olmayan kimseyi de görmedim. Misafirlerin misafirlerim bile mesela ne zaman yapsam bunu anında tarifini istiyorlar. Çok lezzetli çünkü. Evet tereyağımızı da koyduktan sonra güzelce çırpıyoruz. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Yarım çay bardağı tahin ekliyoruz. Yani yaklaşık iki buçuk yemek kaşığına denk geliyor. 2 yemek kaşığı dolusu kadar tahinimizi de ekliyoruz. Şimdi bir su bardağı yoğurdumuza üzerine ekliyoruz. Bardakta kalanları da ben içerisine koyuyorum arkadaşlar. Video uzun olmasın diye orasını göstermedim sizlere. Ama asla hiçbir gram bir şeyi bile israf etmiyoruz. Şimdi arkadaşlar sırasıyla diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Bir paket vanilyamızı ekliyorum. Evet, bir çay kaşığı karbonatımızı ekledim arkadaşlar. Üzerine bir yemek kaşığı üzüm sirkesi. Evet, sirkeyi karbonatın üzerine dökeceğiz ve bu köpürmeyi kesinlikle görmemiz lazım yarım çay bardağı ılık su. Çok fazla karıştırmayacağız. Sadece şöyle birbirine karışsınlar diye. Mikserimizi hemen çıkartıyoruz. Unumuzun geri kalanını da koyacağız arkadaşlar ama hepsini aynı anda koymayalım. Söndürmeden bu şekilde kekimizi karıştırıyoruz. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Evet, şimdi cevizimizi ekleyeceğiz. O yüzden çok az un hamurumuzun üzerine serpelim. Geri kalan unumuzla üzerine dökelim. Ee, ki yani bu aşam, bunu neden yapıyorum arkadaşlar? Cevizlerimiz sadece bir noktada kalmasın diye kuru üzümlü kek yaparken de aynı işlemi yapın mutlaka harcınızı hazırlayın üzerine e, biraz un serpin üzüm veya cevizinizi onun üzerine koyun tekrar onun üzerine biraz daha un serptikten sonra kıvam alana kadar karıştırın kıvamı bu şekilde olacak sulu bir kıvam olmuyor gördüğünüz gibi katı bir kıvamı var arkadaşlar şimdi kek kalıbımı tereyağlı her yerini yağladım ve e, bolca susamımı serptim. Susamımı serptikten sonra kalıbımı bir kenara aldım arkadaşlar. Çok sıcak bir yerde bekletmeyin kalıbınızı bu e, işlemi yaptıktan sonra susam ve tereyağına e, kalıbınızı bu hale getirdikten sonra çok sıcak bir yere koyarsanız tereyağı yumuşadıkça susamlarınız aşağıya akabilir. O yüzden soğuk bir yere koyun veya e, camın önüne koyun. Şimdi kış zamanı zaten havalar soğuk veya arkadaşlar buzdolabında biraz bekletebilirsiniz. Evet harcımızı susamlarını aşağı indirmeden güzel bir şekilde kek kalıbımın içine yerleştiriyorum. E, susamlarım arkadaşlar e, kavrulmuş olarak almıyorum, e, kavrulmuş olarak bulamıyorum çünkü marketlerde. Teflon tavada yağsız bir şekilde bolca susam alıyorum, birazcık karıştırıyorum, e, renk aldıktan sonra soğutuyorum, tekrar kavanozu dolduruyorum, bu şekilde kullanıyorum. Şimdi önceden ısıtmış olduğumuz 180 dereceli fırına kekimizi gönderiyorum. Arkadaşlar kekimizi 180 dereceli fırına gönderdim. Yaklaşık 25 dakika hiç fırının kapağını açmadan pişirdim. Daha sonra keki fırınımı 150 dereceye aldım. Ve bir 20 dakika kadar daha pişirdim. Yani en az 30 dakikadan 35 dakika piştikten sonra fırınınızın kapağını açın. Bu da bir kek pişirmek için püf noktadır. E, Kürdanla kontrol edebilirsiniz. O kadar lezzetli bir kek ki arkadaşlar mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İnanın e, bana hak vereceksiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum bu konuda. E, yaptıktan sonra gördüğünüz gibi içerisinde kabartma tuzu olmadan şahane içi pamuk gibi bir kek hazırladık. Yeni bir tarifle tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın sizlere gerçek el açması börek nasıl olur ee, anlatacağım uzun uzun. Hoşçakalın.